O mumları bantlıyorum 6 tanesini. Hepsini birden yakıyorum. Çaydanlığa suyu koyup üstünde bekliyorum. Sabır işte bu. Cezaevindeyken işkenceye maruz kaldığından bahsettin abi. Çuvalı alıyorlar, üstündeki gömleği çıkartıyorlar. Ellerin kelepçeli arkadan kedi atıyorlar 2 tane. Ağzını bağırıyorlar. Kedilere dokundukça kediler zırmalıyor her tarafını. Kan ve revan içinde kalıyor. O bir acı veriyor. Hiç idam gördün mü? Bayram isminde kıvırcık saçlı uzun boylu bir genç. Pırlanta gibi bir insan. Bilemiyoruz idama götürülen adama. Allah tahrikatını affetsin mi diyeceğiz. Öldükten sonra denilir o. Bütün koğuşlardan tabak sesleri geliyor. Cellat geliyor. Sehpasına tekmeyi vuruyor. Titriye titriye. Yer altında olmaya devam edin. Dili böyle uzamıştı. Çırpına çırpına. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Bu hafta namını birçok kez duyduğumuz Mehmet Çivelek'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Yeraltı YouTube kanalına, yüreği güzel kardeşlerime, tanıştığımıza memnun oldum. Mehmet abi, neden cezaevine girdin abi? Bana kısaca bahseder misin? Tabii. 1980, biliyorsunuz 60 doğumluyum. Kaç yaşında oluyorum? 20 yaşında oluyorum. 75'te Albay Niyazi Civelek tarafından Adana'da bazı yeteneklerden dolayı seçildik istihbarata. Kıbrıs'a gönderildim. Orada bir müddet eğitim gördükten sonra 79'da Türkiye'ye geldim. Aktif görevlerde bulunduk. Albay'ın vermiş olduğu emirleri yerine getirdim. Bir doktor yazıhanesine mikrofon yerleştirmekten 1 sene 8 ay ceza aldım. O 1 sene 8 ayın 1980'in 7. ayın 20'sinde teklif oldum ben. 4. ayda askerliğim geliyordu ama istihbarattan olduğumuz için gelişi güzel eğitimlerde tabi tutulduk. Hatta Başbakan Derviş Eroğlu'nun bile korumalarını yaptık evinin orada. Görevimizdi. Verilen emirleri yerine getiriyorduk. Albay ne dediyse biz onu yapıyorduk. 1 sene 8 ay ceza aldım. Ama bu 1 sene 8 ay hayatımı mahvetti. 12 Eylül darbesi geldiğinde albaya fırsat oldu. O 1 senenin 8 ayın ilk başta infazını yaktılar. 80'le 82 arası infaz yanıldı. 82 ile 91 yapıldı. 91-2001 yapıldı. 2001-2013 yapıldı. Ve ondan sonra da üzerime suç akılıp 2016'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Allah razı olsun, dilekçe yazdım, mektup yazdım. Bir müfettiş gönderdi. O müfettişin üzerine geldi müfettiş. Bu neden yatıyor dedi. Baktı, inceledi. Dedi ki dosyasını getirin. Dosya yok dediler. Naklen gelmiş. Geldiği cezaevine sor. Geldiği cezaevine sordular. Naklen gelmiş. Araştırmaya girdi müfettiş. Bak, akşam 9'da tahliyem geldi. 6 sene var diyordu sabahleyin infaz. Ama akşam 9'da tahliyem geldi. 1980'de cezaevine girdin. Ve 2016'da da tahliye oldun. Ya bu kadar süreç içeride kaldıktan sonra ben çok merak ediyorum. İnsan çıkınca ne yapar? Şaşırır mı? Şaşırmaz mı? Senin tepkin ne oldu? Neler değişmiş dünyada abi çıktığında? Her şey değişmiş. Toplum olarak teknoloji değiştikçe devletler de değişmeye mahkum. Kırıkkale piyade tüfeğinden şimdi A6 makinalı tüfeklere, G3'lere geldik. Teknoloji, askeriye, yapılanma, havaalanları, uçaklar, metrolar, metrobüsler. Bankamatikte düşünebiliyor musun? Bir makina sana para veriyor. Eskiden banka soyuyorlardı parayı ama şimdi makineler para veriyor. Teknoloji değiştikçe o kadar güzel şeyler olmuş. 50 katlı, 60 katlı apartmanlar. Dışarıya çıktığımda dedim ben Avrupa'ya herhalde geldim. Burası Türkiye değil, Avrupa. Ama hayata adapte olmak zorundayız. Kalabalık bir insan topluluğu var. O insan topluluğunu gördüğüm zaman acaba bunlar gidip çıkmaz sokaktan geri mi geliyorlar? Bu kadar insanı inlatsan yere düşmez. Kaybolurum onların içinde. Galata Lisesi'nin orada kenara oturdum, duvarın orada sigara yaktım. Değişken yapıya sahibiz ya. Çok güzel şeyler değişmiş. Tek telefonlar, teknolojiler, otobüsler, metrobüsler, arabalar. Markete giriyorsun, marka marka sigaralar, çaylar. Eskiden kaçakçılıktı, cezası vardı bunların. Tutukluyorlardı polisler. Elinde kaçak sigara gördün müydü? Tutukluyorlardı. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız yaşıyorsak. Samsung Note 3 almıştım ilk akıllı telefonum. Aldım, ekranını tuttum otelde. Vidalarını söktüm. Ekranın şeyini ona taktım.
Önce bir makine çıktı. Ondan sonra tık açıldı telefon. Açılınca hemen kartımı koydum, açılır açılmaz. Instagram, Facebook, YouTube gibi şeyleri nasıl çözdün abi? Tabii ileride onları. 140 Jonas'u tanıdım. Katarsis'i tanıdım. Ve etrafta çevrede insanları tanıdım. Bir arkadaşa baktım, Facebook seyrediyor. Dedim ki ya gel hele dedim. Bu nasıl açılıyor dedim. Dedi ki ona dedi şeye gireceksin. Facebook sayfasına gireceksin. Kayıt olacaksın. Ondan sonra Instagram, ondan sonra YouTube. Ne istersen soruyorsun. Google'yi açıyorsun. Yağmur yağacak mı? YouTube açıyorsun. Yağmur yağacak mı? Hop harita çıkıyor. Hava durumu raporu gibi. Haberleri soruyorsun. Tık haberler çıkıyor. Kimi sorsa tık çıkıyor. Yani bir dünya. Ben bundan niye mahrum olayım ki? Cezaevinde nasıl bir hayat var abi? Cezaevi hayatı, sigara yakacağım, özür dilerim. Cezaevinde buruk bir hayat var. Hasret var, özlem var. Kimisi sevgilinin mektubunu alır okur defalarca. Kimisi annesinin, babasının, kardeşinin, kızının, sevdiğinin, aşkının, arkadaşının resimlerini alır kenara bakar okur. Cezaevlerindeki hayat, insanların psikopatı var, cinayetlisi var, katili var, gaspçısı var. Her çeşit suçlar var. Zarfçılar, valizciler. Ben orada duydum, gördüm. Adam valizin altı delik, senin valizin üstüne koyuyor, alıyor götürüyor valizini. Sen bir bakıyorsun ki valiz yok. Oradan bakıyorsun ki valizlerden gidiyor. İçinde valizin olduğunu nereden bileceksin? Çeşit çeşit suçlar var. Şimdi internet suçları çıktı, şeyler çıktı. Teknoloji yerleştikçe, ilerledikçe insanlar değişiyor, suçlar da değişiyor. Kısaca cezaevi İyi bir yer değil mi abi? Hayır, Allah kimseyi düşürmesin. Ama bazı suçlardan dolayı da Allah oranın eksikliğini vermesin. Ve cezaevine gelen, hiç aklından çıkmayan bir adam oldu mu? Aklımdan bir türlü atamadığım bir kardeşimiz vardı. Babasının cinayetten yatıyordu. Babası hak etmişti. İçkiliydi. İçki içip iki gelinine, iki kızına, annesini hamile bırakıyor. Bunlar ailece toplanıyorlar. İçkisine zehir koyuyorlar, içmiyor. En sonunda karar veriyorlar. Bir akrabasıyla beraber babasını damda kellesini kesiyor, 40 adım ileriye gömüyor. Öbür cesedini de alıyorlar, ailece götürüyorlar, baraja atıyorlar. Polisler 40 gün kimliksiz cesedi gazeteler, haberler gündeme getirdi. Gelininin biri gidiyor, benim diyor kayınbabamdı falan da çocuğumun babasıydı diyor. Gidiyor, ihbar ediyor, yakalatıyor. Geldi cezaevine, girer girmez boynu bükük. Maksum. O da kaderin kurbanı. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir acı. Amin. İçeriye giriyor. Geldiğinde gözleri yaşlı, ağlıyordu. Aldık eli yüzünü yıkattırdık. Benim yanımda yatıyordu. Gece kalkıyordu baba. Baba, anne azap çekiyordu. Feryatlar içerisinde kalkıyordu. Kan ter içerisinde uyanıyordu. Öyle bir hava soğuk, o havada o kadar ter, anlatılmaz yani. O an yaşayacaksın, o anı göreceksin ki o dramı, o acıyı, o çektiği ruhani acıyı hissedeceksin. Allah kimsenin başına vermesin diyorum, gene de söylüyorum. O acıyı yaşadığı zaman insanlar da beraber yaşıyordu, herkes kalkıyordu. Ne oluyor diye. Bağırıp feryatla anne diye kalkıyordu, baba diye kalkıyordu. Allah kimsenin başına vermesin. Çok acı bir şey. Cezaevindeyken tahliye umudun var mıydı abi? Olmaz mı? Her insanın ümidi. Ümit biterse hayat da biter diyorum. Bugün olamadık, yarın biri. Yarın inşallah diyorduk, yatıyorduk duayla. Yarın oluyordu, öbürsü gün, öbürsü gün. Ta 33 sene bu devam etti. Ama gene ümidimizi yitirmiyorduk. Bugün olmadı. Yarın. Zaten mahkumun tek umudu aftır. Yani daha yeni gelir kapıdan, af çıkacaktır. Daha yeni gelmiş. Daha cezasının ne olduğu kaleme çıkmamış. Kalemin ne olduğunu bilmez. Aftan bahseder. Her insan bir ümitle yaşar. Mahkumun da ekmeği, umudu af. Haberleri sürekli seyreder. Meclis haberleri seyredilir. TRT 3 meclis haberleri seyredilir. Haberler seyredilir. Gazetelerin başlıkları seyredilir. Mahkumun umudu af. Hücrede yattın mı abi? Evet. Nasıl bir yer hücre? Hücre dediğimiz bir ufak ranza. Tuvaleti içinde. Kapısı tamamen kapalı demir kapı. Düşün bir demir kapıyı. Kapalı demir kapı. Sadece altında
Şöyle bir yemek tabağı ekmek girecek kadar mazgal. Gelenin ekmeği kimin verdiğini göremezsin. Yemeği kimin geri verdiğini ya sadece ayak seslerini duyarsın. Bir de ses tonunu. Kapıyı çalar. Ekmek geldi der. Yemek geldi der. Onu görürsün. Başka bir şey göremezsin. Hücreler. Ufak da bir penceresi vardır. Hücrenin. Havalandırma penceresi. Hücrelerde bir insan suçluysa 72 saat. Suçsuzsa 24 saat tutulur. Fazla tutulmaz. Ama müşahadiyelerde isteğine göre tutulur. Müşahadiyelerde demir parmaklıklar vardır. Aynı hücrenin kapısı kapalı değildir. Komplesi, duvarın komplesi demir parmaklıklar. Demir kapı. Geleni de görürsün, geçeni de görürsün, orta tanı da görürsün, insanlarla tanışırsın, diyalog kurarsın. Ama herkesin odası ayrı. Saatle çıkarsın. Gezersin. Saatle girersin. Peki tuvalet hücrenin içinde mi abi? Evet. Açık bir şekilde mi? Müşahadiyelerde yarım beton vardır şuraya kadar. Beton vardır. 1 metre 10 santimlik bir beton vardır. O betondan sonra burası tuvalettir. Yarım beton vardır. Kafanı görecek senin tuvaletteyken geçen gardiyan görürse. O sayımda tuvaletteyken görecek yani. Yani oraya tuvaletini yapıyorsun sonra aynı yerde oturup kalkıyorsun öyle mi abi? Evet. Orada yemek yiyorsun, orada içiyorsun, orada bulaşığını, çamaşırını yıkıyorsun. Her şeyin orada. Ama tek başınasın. Abi hücredeyken çay içebiliyor muydun? Evet. Sabrı ben orada öğrendim işte. Demlik istedim müdürden. Ne yapacaksın dedi. Ocak yok, şu yok dedi. Açlık görevindesin dedi. Ben dedim kendi demliğimi istiyorum dedim. Sizden istemiyorum. Benim dedim aldığınız demliğimi verin ben çay yapacağım dedim. Verin dedi demliği nasıl yapacakmış dedi. Ocak yok bir şey yok dedi. Merak etmiş. Kantinden mum aldım. Paketi 60 tane. Mum kutusunun içinde 60 tane beyaz mumlar var. O mumları bantlıyorum 6 tanesini. Hepsini birden yakıyorum. Çaydanlığa suyu koyup üstünde bekliyorum. Sabır işte bu. Sabrı öğrenmenin en iyi yolu. Onu beklemek, onu kaynayana kadar beklemek. Aynı hizada tutmak bir sabır. Ve ondan sonra çay kaynadıktan, su kaynadıktan sonra çay atıyorum. Biraz hafif kabardım mı dinlenmeye alıyorum. Bardağı koyup içiyorum. Kaç tane cezaevi gezdin abi şu ana kadar? 81 il vardı eskiden. Biliyorsun 81 vilayetimiz vardı. Şimdi 83 vilayetimiz oldu. Yatmadığım cezaevlerini saysam daha çabuk biter yani. Hiçbir ceza başlık grevine giren mahkumu sevmiyor. Hemen paket ediyor başka cezaevine. Gittiğin yerde de açlık grevi. Orada biraz mücadele ediyorsun. İşte baskılar başlıyor. Psikoloji baskılar başlıyor. Psikoloji baskıyla bıraktıramadılar mı? Cebir başlıyor. Şiddet başlıyor. Sular, soğuk sular dökmeler, yataklar almalar. Çok cezaevi gezdim. Muş, Bingöl, Bitlis, Osmaniye, Niğde. Yani şimdi memleket saysak. Peki o ring aracında dışarıyı seyredebiliyor musun abi? Ring demir şeylerde ızgara. Şu perdeler çekiliyor kafeslerde kuşların aynı onun gibi yani. En azından dışarıyı görme özgürlüğümüz var. O pencerede ufak bir arabanın ringin penceresinde dışarıdan bizi göremiyorlar ama biz dışarıyı görebiliyoruz ringten. Cezaevindeyken işkenceye maruz kaldığından bahsettin abi diğer programlarda. Evet. Merak ediyoruz. Nasıl işkencelerdi bunlar? Ne yaptılar yani sana? Bir numaradan 50 numaraya kadar değnekler asılı, joplar asılıydı baş gardiyanlıkta. Hangisini seç diyor dayak atmak için. Yaş çubuklar, falakalar, banyoda suyla ıslatıp dövmeler. En acıları da soğuk su dökmeleri yatarken uykunda açlık grevindesin. Böyle bir betonun üzerinde, betondan yapılmış müşahadiye ransasının üzerinde, betonun üzerinde yatırıldım. Ne battaniye verildim, verdiler, ne de bir yatak. Bütün eşyamı açlık grevinden aldılar kendine zarar vermesin diye. Onlar kendilerine göre adaletin kanununun getirdiği nizam ve kanun maddeleri, fıkraları, bendine göre cezala hüküm veren var. Tipinden gıcık alıp ceza veren de var. Cezaevlerinde götürüyorlar, ziyaretçim var diyorlar, baş gardiyanlıkta dövüyorlar. Ama pozantı öyle değil. Pozantıda hem yatırıyorlar hem de mikrofonla anons ettiriyorlar sesini. Manevi ve psikoloji işkenceler var. Dil yarası hayatta geçmeyen yaralardır.
dayağın diye acısı geçiyordu. Koridor düşün kardeşim. O koridorda kum, kızgın kum. O koridordan yürüyorsun, ayağın yanını yak. Kızgın kumun üstünde ayaklarına batıyor. Su toplamıştı. Ondan sonra seni alıyorlar, bir falaka veriyorlar. O su patlıyor ayaklarında. Patladığı yere tuz basıyorlar. İlle imzalayacaksın. Çuvalı alıyorlar, üstündeki gömleği çıkartıyorlar. Pantolonundan çuvalın içine koyuyorlar. Ellerin kelepçeyle arkadan. İçine kedi atıyorlar iki tane. Ağzını bağlıyorlar. Kedilere dokundukça kediler zırmalıyor her tarafını. Kan ve revan içinde kalıyorsun. O bir acı veriyor. İnsanlık dışı bir işkence. Buna dayanmak mümkün değil yani. O kedilerin tırnakları, sesleri, kediye dokundukça kedilerin tırmanmaları insanın aklından, hayatından çıkmıyor. Şu anda orayı yaşıyorum ben. Cezaevinde zaman geçsin diye yaptığın aktiviteler neydi abi? Elbette ama zaman geçsin hem de maddi kazancımız olsun diye çalıştığımız el işlerimiz vardı. Cezaevinde yapılan bütün el işleri yaptım. Boncuk ördüm, gemi yaptım. Abajur, şekerlik, resimlik, hamak. Yani cezaevlerinde yapılan el işleri, çanta, cüzdan, dansöz elbisesine varıncaya kadar ördük yani. Kim alıyor daha bu yaptıklarınızı? Cezaevi idaresinde kerpezler var adliyelerde. Sağ olsun Cumhuriyet Başsavcılarımız bu konuda yardımcı oluyordu. Cezaevi idaresi de yardımcı oluyordu. Adliyede bir kermes düzenleniyordu. O kermeste satılıyordu. Mahkum el işleri diye adliyenin bir köşelerinde. Ücreti bizim hesabımıza yatırılıyordu. Cezaevinde yemekten nasıldı abi? Abi 1993'e kadar cezaevinin yemekleri bozuktu. Kurt vardı, tarak çıkıyordu, tırnak makası çıkıyordu, kepçenin içinde fare kuyruğu çıkıyordu. Ispanaklardan genelde kurbağa çıkıyordu. Ölüsü yani, canlı canlı değil de. Mutfağa gittiğimizde doğramaya götürüyorlardı. Doğramaya götürdüğün zaman ıspanakların içinden canlı canlı çıkıyordu. Vurup 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 patlıyorlardı yeşil yeşil kurbağalar. Yemekler yenmiyordu zaten, dışarıdan geliyordu o zamana kadar. 93'e kadar dışarıdan yemekler geliyordu, ailelerimiz getiriyordu. Görüşü olanlar da görüşü gelenler yemekleri yiyor, olmayanlarla da paylaşıyordu, gelmeyenlerle de paylaşıyordu, öyle idare ediliyordu. Ama son zamanlarda yemekler çok güzel çıkmaya başladı. 93'ten 2004'e 2005'e kadar biraz ama 2006'dan 2020'ye kadar mükemmel yemekler çıkıyor. 4. sınıf lokantada çıkan yemekler çıkıyor şimdi. Demir bardaklar da o zaman eli yakıyordu. Demir bardaklar vardı. Dudakların su bardağı gibiydi. Yanıyordu ama ne yapacaksın, mecburen içiyorduk. Ama şimdi plastik bardaklar var, pet bardaklar var, kağıt bardaklar var. Plastik çatal kaşıklar var. Eskiden demir çatallar vardı. Adam eline bastırıyordu. Uzanma diye çıkarıyordu. Yemek yiyoruz. Herkese eşit dağıttım ben yemeği. Tabağına sinek konmuş. O sırada da savcuma protokol gelmiş, geziyor. Yemek içeriye girdiler, yemekleri geziyorlar. Tam o sırada tabağı bir vurdu. Bilmem ne yaptım sineği dedi. Devlet bir parça et vermiş, onu da sen mi yiyeceksin dedi deli kendisi. Kaldığın koğuşta ya da başka herhangi bir yerde bir intihar, bir cinayet, bir ölümle karşılaştın mı abi? Çok abi. Adam aile cinayetine yattı. Sabahleyin kalktım, banyoda kendini asmış. Banyonun çeşmesinde kendini asmış. Mehmet Everes, Adnan Seçer gripinden öldü. Diyeceksin ki gripinden nasıl öldü? Onlar da gripin hastası. Her gün gripin içiyor, gripin içiyor, gripin içiyor. Günde 10 tane gripin içiyor. Bir tane var sarımsak yiyor sürekli. Cebinde sarımsak, leblebi gibi sarımsak yiyordu. Cebinden hiç sarımsak eksilmezdi. Her 10 dakikada bir tık 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 leblebi gibi sarımsak yiyordu. O da sarımsaktan öldü. Midesi kanadı. Vefat etti. Gripinden de içinde can kırıkları çıkıyor. Eski gripinlerin. İnne çıkıyor, can kırıkları çıkıyordu. Bunlar denk geliyor işte. Ondan sonra gripin yasaklandıydı cezaevinde bir ara. Bilcan Aslan diye bir arkadaşımız vardı. Bahçedeydik, havalandırmamız vardı. Yani kendisi de normal bir insan değildi. Psikopattı, kesilmedik yeri yoktu zaten. Banyoya girdiğimizde paramparça olmuştu. Her tarafını kesmişti. Kendi kendine. Evet, her tarafını kesmiş. Tanınmıyordu yüz bile. Her tarafını kesmiş. Vücudunda kesilmedik yer kalmamış. Başlamış ellerinden, vücudundan. Yani bileceğin bir tanesinin yarasına bak, böyle elin gibi kemik görünüyor. Kestiği yer. Bastıra bastıra kesmiş. Ben de intihara kalktım, kendimi kestim. Kendi kendine yapar da annenin ölüsünü gördüm, cenazesine katılmadım mı? İnsan dayanamıyor. Abi,
Tecavüz suçuyla içeri girenlere yaklaşım ne durumda? Allah kimseyi cezaevine suçsuz düşürmesin ama onun gibi suçlardan da oranın eksikliğini vermesin. Cezaevinde hiç kimse sevmez onu. Damatlar koğuşu derler, sapıklar koğuşu denir mahkumların arasında. Onlar özel bir koğuşta kalır. Onlar her yere idareye giderken bile hiçbir mahkum koridorda bulunmaz. Müdür görüşü, revir görüşü, hastalık durumlarında koridor boşaltılır, onlar üstten gider. Bir tane kardiyanın oğlu vardı, şişlendi. İdrarını artık şişeye yapıyordu, elinde şişeyle geziyordu. En sonunda isyan çıktı Maratya'da, yataklar atıldı, elleri bağlandı, üstüne bali döküldü. Kardiyanın oğluydu, babası yol veriyordu, asker geldi. Tam yakılacak sırada asker girdi içeriye. Gardiyan babası yol veriyor askere, diyor ki bırakın öldürsünler. Ama öldürülecekti. Sonradan başka cezaevine paket gitti. Öldürülüyor, kesiliyor, yüzü kesiliyor, vuruluyor. Kim görürse affetmiyor yani. Nasıl bir insanlık? Anlatılmıyor yani ya. O insanları gördükçe hayvanları daha çok seviyorum. Gerçekten hayvanları daha çok seviyorum. Cezaevinde uyuşturucu bağımlıları var mıydı? Ve bu uyuşturucu mevzusu nasıl dönüyor abi cezaevinde? Güzel bir soru. Evet, maalesef vardı. Uyuşturucularla daha önceden hani dedim ya karmapolitti. Krizlerini görüyordum. Titremeler, sera krizi gibi geliyordu. Sağa sola saldırıyordu. Onun bunun ilaçlarını çalıp içiyorlardı. Dönmeler, elbette kardiyanlar vardı. Bazı kuş kardiyanlar vardı. Genelde fırından, ekmeğin arasında geliyordu. Sarılmış. 40 liradan satılıyordu. Kullanıyorlar. Sabahleyin bir bakıyorsun yamulmuşlar, geziyorlar olta atarken. Kendilerini şey sanıyorlar, pilot sanıyorlar. Havada uçak yönetiyorlar sanki. Kanatlanmış, bahçede geziyorlar. Kafası dalmış gidiyor. Cezaevini kimler yönetiyor? Adalet Bakanlığı bir genelge uygular. O genelgeye göre müdür disiplin uygular. Bazı müdürler var disiplinlidir, bazı müdürler var disiplinsizdir. Disiplinsiz de derken yani bir koğuştan bir koğuşa misafirliğe gidebilirsin. O koğuştan senin koğuştan arkadaşın misafirliğe gelirdi. Eskiden de. Ama şimdi her şey yasaklandı. Disiplin geldi. Disiplin cezaevini gardiyanlar yönetir. Ama ağır mahkumlar da gardiyanları yönetir. Cezaevinin koğuşu vardır, koğuş ağları vardır, koğuş mesili vardır. O koğuş mesilinin yazdığı genelgeden, kanundan kimse dışarıya çıkamaz. Ben çıkarsam herkes tepki gösterir. Sen çıkarsan herkes biz de tepki gösteririz. Yani yanlış oluyor. Yani hatalarını söyleyerek anlamıyorsa verirsin idareye gider. Şu ana kadar hiç idam gördün mü? Defalarca gördüm. Ama işlerinden en acısı... Müşahadiyede yatıyorduk. Bir aylıktım. Müşahadiyeye geldiğimde, Adana cezaevinden müşahadiyeye geçtiğimde, koğuştan müşahadiyeye geçtim. Ben bütün cezaevlerinin müşahadiyesi infaz bahçesine bakar. Herkes neşeliydi. Bir iki gün sonra, yani bir aylık kalmış, iki üç gün sonra herkeste sesi yok. Bir ağlama sesi var. Dedim neden ağlıyor o? Dediler ki sabahleyin infaz edilecek. Bayram isminde kıvırcık saçlı uzun boylu bir genç. Pırlanta gibi bir insan. Ama suçlu ama suçsuz, ama hak etmiş ama hak etmemiş. Bir kişiyi asarsın ama bir insan öldürmek bin insan öldürmeye bedel. Suçsuz bir insanı öldürdüğün zaman kainatın insanlığını öldürmüş olursun. Sabahleyin aldılar götürdüler, imam geldi. Sordum dedim kardeşim ne deniliyor? Bilemiyoruz. İdama götürülen adama Allah tahrikatını affetsin mi diyeceğiz? Öldükten sonra denilir o. Ölmeden sonra ne diyeceğiz? Allah kolaylık mı versin diyeceğiz? Allah sabır mı versin diyeceğiz? Allah günahlarını mı affetsin diyeceğiz? Ne diyeceğini bilemiyorsun. Duruyorsun, suskun. Herkes tabakları vuruyor kapılara. Bütün koğuşlardan tabak sesleri geliyor. İsyan var sanki. Sen de çıkıyorsun, demir tabağını vuruyorsun pencerelere, kapılara. Tak 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 tak. O sırada saat 5 oluyor tabii. Tahta sesleri başlıyor, çivi sesleri başlıyor. İnsanın beynine vuruyorlar o tak çiviler. Görüyorsun ki dar ağacı kurulmuş, sehpa kurulmuş, yüzü maskeli. 50 liraya kiralanmış, cellat geliyor. Sehpasına tekmeyi vuruyor, titriye titriye.
dili bir karış çıkıyor. Allah başa vermesin. Gördüm, dili böyle uzamıştı. Çırpına çırpına. Can verdi, aldılar. Önce karısından herhalde çocuğu geldi. Son arzun nedir diye sordular. O da karıyla çocuğumu görmek istiyorum demiş herhalde. Acaba merak ediyorum, ben de bu kavamda 33 sene o idamdan sonra her gün sorduğum soru. Cezamı tecil edin, son arzun nedir diye sorduklarında cezamı tecil edin deseler eder mi acaba? Veyahut da bir özgürlük yaşamak istiyorum, dışarıya bir ay izin verin diyse verecekler mi? Tabii bu soru hep aklımda kalmış. O zaman niye soruyorsun ki son arzun nedir diye? Değil mi? Yapamayacağım bir şeyde niye soruyorsun son arzun nedir? Son arzun nedir? Özgür olmak istiyorum. Son arzun nedir? Ailemi görmek istiyorum. Evimde bir gün daha kalmak istiyorum. Yerine getirilir mi? Yok. Ama bir kişiyi görüşte getiriyor, ağlayarak gidiyor. Ondan sonra cellat sandalyeyi vuruyor. Ve infazı ölene kadar bekliyorlar. Ondan sonra sarıyorlar, götürüyor battaniyeyi. Çok acı bir şey. Gerçekten tüylerimiz diken diken oluyor. Şu anda onu yaşıyorum yani. O anı yaşıyorum. Öyle bir şey olsam ki şurada demir tabak görsem hemen o anda tabancayı vurmam, burasım geliyor yani. O dar ağacını gördüğüm zaman tak 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 kapıya vurun, burasımız geliyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Asmayın, yapmayın diyemiyoruz. Herkes ya Allah bismillah deyip kapıya vuruyorlar. Ve yaşadım, daha önceden de gördüm. Cezaevlerinde banyoda Hüseyin Melek, Ali Melek banyoda infaz edilmişti. Hasanlar'da, kendini Hasanlar'da da gördüm. Ama idam edilen arkadaşları gördün mü, insan üzülüyor yani. Gerçekten üzülüyor. Gencecik yaşta. Belki suçlu, belki suçsuz, ama onu bilemeyiz. Takdiratını Allah affetsin. Adaletin işine de şey demiyoruz. Ama idam iyi bir şey değil. Gerçekten iyi bir şey değil. Yani o insanın orada can vermesi bir ikinci bir ceza idam. O cellata kim cezayı verecek? O cellat, o idamı çeken insanın 50 liraya kiralanmış bir insan, maksum bir insanın azabını nasıl ödeyecek? Ve bu sorular çok kafamı kurcaladı benim cezaevlerinde. O idamın, o sahnenin, o karısının, o çocuğunun sarılıp görmem. Evet, bazı ufak yaşta çocuklara tecavüz edip öldürenleri asın. Ben ona bir şey demiyorum ama masum bir insanı asmak cinayetin üstünde gelen bir cinayettir. Ölende mi kabahat, öldürende mi kabahat? Bir de böyle yargılamak lazım. Ne için yaşıyoruz? Namusumuz, vatanımız, dinimiz için yaşıyoruz. Mehmet abi. Evet. Görüş günlerinin atmosferi nasıl oluyor? Vallahi bir haftadan önce hazırlıklar başlıyor. 2 gün önceden, hele akşamleyin sıraya giriyor, herkes tıraş oluyorlar, görüşüm gelecek, tıraş oluyorlar, hazırlıklar yapılıyor, bisküvitler alınıyor kantinden. Bir haftadan önce hazırlıklar başlıyor, görüş hazırlıkları. Koğuşta bir telaş, bir koşuşma, ama görüşten geldikten sonra özgürlük bitiyor, görüşte özgürlük için gidiyor, görüyor. Ama o anda özgürlük bitiyor, görüş özgürlüğü bitiyor, geliyor. Üzgün, ayrılık var. Hasret, özlem, ateşi tekrar düşüyor kalbe. Ve gülen yüzler soruyor. Sabahleyin telaşla gülenlerin her biri, bin bir parfümle, kolonyayla hazırlıklar yapılanlar, tıraşlar olunanlar, elbiseleri geceden yıkayıp temizleyenler, yatak ütüsü yapanlar, hazırlıklar, telaşlar bitiyor. Bu sefer hüzün başlıyor cezaevinde. Görüşten bittikten sonraki hüzün. Gelene gözün aydın diyemiyorsun. Mektup geliyor, gözün aydın diyemiyorsun. Neden? İçindeki ölüm haberine gözün, babası vefat etmiş, gözün aydın denmez. Eski yatan mahkumlar işte oradan ayrılıyordu. Kendini bilen mahkum. Hayırlı haberler olsun kardeşim. Ama birdenbire de gözün aydın, bazı yeni gelenler gözün aydın dediği zaman ona diyorduk, bak böyle demeyeceksin, anlatıyorduk dışarıda. Bahçede geziyor, arkadaşın, meydancı arkadaş da diyor ki gözün aydın. Ne diyorsun lan diyor sen. Benim babam vefat etmiş, sen diyor gözün aydın diyorsun diyor, saldırıyor. Hemen gittik, ayrıldık. Dedik o bilmiyor, kötü bir şey söylememiş sana. Bilse zaten söylemez. Hemen özür diletiyoruz, barıştırıyoruz, bir çay, bir şey. Başın sağ olsun. Ondan sonra onunla beraber başlıyoruz siyasa. Televizyonu kapatıyoruz.
aslında sosyal faaliyet bitiyor belirli bir kendine gelene kadar. Veyahut da kendisi zaten dilekçe yazıyor, Şadiye'ye gidiyor kafasını dinlemeye. Veya başka koğuşa gidiyor kafasını dinlemeye. Oradan Müşadiye'den de bizim koğuşa gelmiyor, başka koğuşa gidiyor. İşte acı, hüzün, neşe bir anda yaşanıyor koğuşta. Parası olmayan bir kişi cezaevinde nasıl yaşıyor? Allah kimseyi düşürmesin, hele de öyle bir durumda. İkinci bir ceza yaşıyor onlar da. Cezanın içinde ceza yaşıyor diyelim. Sabun alacak, elbisesini yıkayacak, deterjanı yıkayacak, şunu yapacak, çorap alacak, iç çamaşır alacak, parası olmayan bir insan. Bazıları işte meydancılık yapıyor, bazıları idarede çalışıyor, bazıları el işi yapıyor. Zaten iki gün bakıyor, durumu yok, görüş gelmiyor. Hemen bir boncukçunun yanına yaklaşıyor, bir el işi yapanın yanına yaklaşıyor. Öğretir misin bana diyor. Öğretiyoruz, eline boncuk veriyoruz, şunu veriyoruz, öğretiyoruz. Başlıyor ufak tefek ihtiyaçlarını karşılamaya. Koğuştaki arkadaşlar işte toplanıyoruz. Durum olanlar yardım ediyor. Öyle idare ediyoruz. Cezaevinde isyan çıkartmak diye bir şey söz konusu. Siz hiç cezaevinde isyan çıkarttınız mı? Ve eğer çıkarttıysanız nasıl sonuçlandı abi? Kendim isyan yaptım. Kapıları kilitledim, dolapları yığdım, kapıya elektrik bağladım. Gardiyanları rehin almak istedim önce. Ama çoluğu çocuğu olan bir gardiyanı rehin almaya gerek yoktu kendimi. Kapıları, ranzaları dinledim. Tek başıma koğuşta isyan yaptım. Elbistan'da da isyan yaptım. Yatağı yaktım. Neden abi? Açlık grevindeydim. Yatak vermiyorlardı. Yatağımı matağımı almışlardı. Ama duydum ki müfettiş gelmiş. Bir grup heyet gelmiş. Protokol gelmiş. Geziyor, cezaevlerini geziyor. Cezaevinde de hücrede yatan birinin mahkumun yatağın olmadığını görünce idareye tutuştu. Bana yatak verdi hemen zorla. Mazgalaştılar, yatağa attılar. Ben de yatağa kibrit vurdum, yaktım. Şimdiye kadar vermiyorsunuz da protokolde mi veriyorsunuz diye yatağı yaktım. Ayrıca disiplin cezası aldım. Abi intihardan çok bahsediyoruz. Evet. Ama cezaevlerinde intihara karşı bir önlem alıyorlar mı? Alıyorlarsa nasıl alıyorlar abi? Eskiden cezaevlerinde intihara karşı bir önlem alınmıyordu. Zaten intihar edenin kim olduğu belli olmuyordu ki. Kim belli olduğu zaman da intihara belli olan. Şimdi şeffaf odalar çıktı, plastik, singerli. Duvarlarında singer, çarpsan da kafayı da vursan bir şey yapmıyor. Cama karate yaptım. Sıçrayıp sıçrayıp vurdum. Cam kırılmıyor. İki saat uğraştım camı kırmak için ama hücrede plastik hocada F tipinde İzmir Şakran'da şeffaf odada camı sıçrayıp sıçrayıp vurdum, kıramadım. Ama şunu söyleyeyim, cezaevlerinde önlem alınıyor. Cezaevinde eğer bilinirse, anında tespit edilirse mahkum hemen müşahedeye alınıyor. Bütün kesici aletler, delici aletler, her şey elinden alınıyor. Bardaklar alınıyor, lavabo taşları sökülüyor. Çünkü o lavabo taşlarını kırıp kesici alet intihar edebiliyor. Kulağını kesebiliyor, bileğini kesebiliyor. Her türlü idare tarafından önlemler alınıyor şimdi. Eskiden kusamıyorlardı kim asla kimisi. Sana gelse ben asacağım kendimi, ip verir misin dese, ha orada diyor şamaşır ip. Abi mahkumlar cinsel ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar? Vallahi 15 günde biz Tan gazetesi, Bulvar gazetesi banyoya gidiyor. Banyo günleri 15 günde bir, banyo günleri kusur abdestini de oradan alıyor. Geliyor işte. El arabası yani başka şekilde. Ama Sivas Gürün cezaevinde, bazı Niğde cezaevlerinde ben eskiden yaşadım. Bu önceki tarihler, 91'den önceki tarihler. Niğde cezaevinde durumu iyi olanlara kadın koğuşundaki fuhuştan yatanlardan gönderiyorlardı. Abi cezaevinde yaşadığın böyle hiç aklından çıkmayan, böyle şurada bir yer eder ya insan da, hem de burada. Evet. Böyle bir olayın var mı abi? Var. Annemin cenazesi götürürlerken. Arkadaşların, cezaevinde yatan arkadaşların acı haberleri. Ailesinin başkasına kaçtığını duyup demirleri kırıp, Hasan İngör Silifke cezaevinde demiri kırıp kaçıp öldürüp geldi. Bu haberler var yani, acılar var.
Unutulmayan acılar unutulmuyor. İyi günler de unutulmuyor, kötü günler de unutulmuyor. İyilik de unutulmuyor, kötülük de unutulmuyor. Cezaevinde yaşıyorsun. Her türlü özgürlüğünden alınmışsın. Acı haberler hiçbir zaman hafızata gitmiyor. İdam edilen, bir ton insan öldürenler var. Şimdi yargılanıyor ama masum insanlar asırıyor. Bunlar insanları üzüyor yani. Anne, baba ve abinin cenazelerini cezaevindeyken haberini aldın. Gidemedin onların mezarına o anda. Veya gidemedin onların cenazesine o anda. Sonra tahliye oldun. Onların mezarının başına gittin mi? Evet. Eğer gittiysen ne hissettin abi? Gittim tabii, evet gittim. Benim evlatlık görevim, benim insanlık görevim, benim vicdanen vermiş olduğu, beni bu yaşa getirdi, büyüttü, emek çekti, gece uyumadı, uykusundan feda etti. Yemedi, içmedi, giydirdi, gezdirdi, besledi, büyüttü. Elbette evlatlık görevim, tahliye olur olmaz gittim. Fatiha okuduk. Yasin okuduk. Acı. Hayatın en büyük acılarını yaşadık işte. Gördük arabayla gidişini. Ama ne yazık ki son gittik işte mezarına. Bir ağaç diktik. Cam ağacı diktik. Suladık cezaevinde. Çiçekle, fatihayla, gül suyuyla döktük, duamızı okuduk, vedamızı ettik. Oradan hakimin yanına gittik. O da yıkıldı. Merdivende gördü, adliyeden çıkışında beni gördü. Yıkıldı, polisler aldı beni nezarete. Çok acı bir şey. Olunamayıp da, yanında olunmayıp da sonradan tahliye olup gitmek, o kadar seneden sonra, 27 seneden sonra, 10 seneden sonra, 15 seneden sonra işte anama çok zor geliyor. Bu anlatılmaz. Tarifi de olmaz, telafisi de olmaz. Bir aldığın nefesin değerini bileceğiz. Aldığımız nefes de nimet, verdiğimiz nefes de nimet. Acı. Yaşanması, o andaki duyguları geçip kabrin karşısına oturup olamadım yanında, hakkını helal etmek, vedalaşmak, helalleşmek. Zor. Kelimeler telafi etmiyor, dilime düğülüyor, konuşamıyorum yani. O anı yaşıyorum şimdi, düğünemiyorum. Allah rahmet eylesin abi. Amin. Cümlemizin geçmişine, cümlemizin geçmişine rahmet. Allah razı olsun. Siz suçsuz yere 33 sene boyunca içeride yattınız iddia ediyorsunuz. Ama şu an güncelimizde ve gündemimizde tecavüzcüler, katiller, daha böyle ağır suçlar bile yapanlar kısa bir süre yatıp dışarı çıkıyorlar. Maalesef. Yani sen 33 seneni boşu boşuna mı yattın? Bu suçlular niye bu kadar kısa yatıyorlar? Bunlara karşı tepkin ne abi? Ben suçsuz yere yatıyorum. 6 yaşında bir tecavüz etmiş. Orada sapıklık yapmış. Orada kadını vurmuş, öldürmüş. Kızı da tecavüz etmiş, öldürmüş. Destereyle kesmiş. Şunlar ya. 3-5 gün sonra bir avukat tutuyorlar. 10 sene yatıyor, çıkıyor. Ya benim suçum ne? Ben neden yattım? Bunu kendime soruyorum. Adaletin mekanizması düzgün olmalı. Adil yargılanmalı. Adaletli yargılanmalı. Ben neden adaletli yargılamak istiyorum? Bu adaletsizliğin giderilmesi için ağır cezalar verilecek. Ufak yaşta çocuklara tecavüz edenler, genç kızları takip edip öldürenler. Bunlar annenin, bir insan 20 senede meydana geliyor. 65 yaşında gelinini öldüren İlyas dede yatıyordu. Çıktı, cezaevinden tahliye oldu. Kapıdan o 50 metre gitmeden düşüyor, ölüyor. Herkes özgürlüğü de kaldıramaz, cezayı da kaldıramaz. Hayatın acılarını, o bir anne o kızını nasıl bir şartlarda yetiştiriyor, getiriyor. Bir anneden çocuğunu koparıp alıyorsun ve onlara az bir ceza veriyorsun. Bu adalet mi yani? Dokunuyor bana adalet. Adalette yaram var.
Kırgınım. Küskün değilim. Kırgınım ama her hakim değil, yargıçlar için. Hakim Allah-u Teala'nın 99 isimlerinden biridir. Cezaevinden çıktığında ilk ne yaptın? Sizin kanalını sorduğu için cevap veriyorum. Daha ilk defa söylüyorum. Kapıdan dışarıya çıkar çıkmaz oksijenin tadını almak. Yediğin yemeğin, içtiğin açlık grevinden çıkmışım o anda. O içtiğim çorbanın tadını almak. Deniz kenarında denizin sesini duymak. Özgürlükte insanları görmek. O kadar güzel bir şey ki. Denize girmek. Atlayıp yıkanmak, arınmak istemek. Pisliği atmak. Cehennemdeki yanılan ateşin o pis kokusunu atmak için denize girmek. O andaki atmosfer geliyor gençler. Amcayı tarım ediyor diye gelmeleri. Ayrı bir duygu tabii. Onların da insan sevgisi. Otobüse bindim. Yanıma bir tane Urfalı oturdu. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nereye gidiyorsun? Ankara Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gidiyorum dedim. BİMER'e, CİMER'e. Başbakanlık CİMER'ine gidiyorum. Başbakanlık CİMER'ine, BİMER'e gidiyorum dedim. Dedi ki, şimdi BİMER kaldırdı. Cumhurbaşkanlık CİMER oldu. BİMER, CİMER oldu. Bana dedi geçmiş olsun kardeşim. Dedim sağ olasın. Nereye gidiyorsun dedim. Ankara'ya gidiyorum. Ben de Ankara'ya gidiyorum dedim. Hey dedi sen nereye gidiyorsun Ankara'ya? Dedim Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gidiyorum. Ankara'da mı oturuyorsun dedi. Yok dedim Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne CİMER'e gidiyorum dedim. Hayırdır dedi. 33 sene suçsuz yere yattım. Ne dedi 33 sene mi? Bir dakika dedi şöyle. Kaç dakikada boş yere oturdum. Şimdi dönüp bakıyorum. O da bana eğilip bakıyor. Geri çekiliyor. Bir yıkıldım. Dedim acaba dışarıdaki insanlar bana böyle mi davranacak? Herkes bu gözle mi görecek? Ya 33 sene suçsuz yere yatmış bir insanın bu tepkiyi karşılaması çok ağır geldi bana. Dışarı bir çıkıyorsun cezaevinde. Hiç ummadığım bir dünya. Yemekler değişmiş. İnsanlar değişmiş. Yemeklerin adı değişmiş. Anlatabiliyor muyum? İçtiğimiz suyun bile adı değişti. Adı abi. Bile değişmiş. Çeşit çeşit sular var. Hangisinden içeceğini şaşırıyor insan. Peki 33 senesini içeride geçiren bir adama dışarı çıktığında her şey değişiyor ya. Hani böyle şu var ki değiştirilememiş dediğin bir olay var mı abi? Evet. O da Türkiye Cumhuriyeti. Bir de bayrağımız. İşte. Rabbim sonsuza dek dalgalanmasını nasip eylesin. Amin. O bizim gururumuz, onurumuz. Evet. Tekrar cezaevine girecek olsan, tekrar cezan, tekrar suçun falan bir şeyler söylense sana. Tekrar cezaevine girecek olsan yine tahliye umudun olur mu abi? Tahliye umudum her zaman olur. Ama kaldırabilir miyim bu sabrı? O biraz muamma. Suçsuz yere yattım. Allah kimseyi düşürmesin. Amin inşallah. Ama Allah da bazı suçlardan dolayı da oranın eksikliğini vermesin. Bunu her zaman söylüyorum yani. Anneni son kez görme şansın olsaydı ne söylemek isterdin? Elini öpmek isterdim. Sarılıp kokusunu duymak isterdim. Dizinde uyumak isterdim. Allah o günleri vermez de hayal bile çok güzel. O günü düşünmek bile şu anda beni mutlu ediyor yani. Bakma mutluluk gözyaşı bu. Onu dedin ya. O duygu bana mutluluk verdi. Mutluluk gözyaşı. Bazen ağlıyor insan. Diyor ki ya kocaman başında adam neden ağlıyor? Her insan ağlarken mutluluktan da ağlar. İnşallah Rabbim cennetinde karşılaştırsın sizleri. Amin. Amin. Bu video... Tüm sevenlerimle beraber Rabbim cennete İnşallah. Nasip etsin. İnşallah. Abi. Orada bunları yargılayalım. Hep birlikte odun taşıyalım. Ne diyelim? Bu video senin için aslında bir nevi mesaj olsun. Bütün evet. İzleyenler, bütün senin seyircilerin, senin takipçilerin, keza seni sevenler ya da sevmeyenler, herkes bu videoyu izleyecek. Sonuna kadar dikkatli şekilde izleyecek. Buradan Adalet Bakanlığı'na ne söylemek istiyorsun abi? Tam olarak böyle içinden geçenleri, kalbinden geçenleri akseder misin? Seni dinliyorlar şu anda. Şu anda bütün bakanlarımıza, başbakanlarımıza, cumhurbaşkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Adalet personeline, cezaevindeki infaz koruma memurlarına başarılar diliyorum. Allah kimseyi suçsuz oraya düşürmesin. Suçsuz yatanlara da Allah bir an önce kavuştursun, ailelerine kavuştursun. Bir an önce
adil bir yargılama çıksın, insanlar eşit bir şekilde yargılansın, suçlu suçsuz ayrılsın, teknolojimiz ilerledi. Anlatabiliyor muyum? Bakanımıza, Adalet Bakanımıza da sonsuz saygılarımı sunuyorum. Adil bir yargılama Yargıtay'da, elimdeki kanıt ve delilleri görerek adil bir yargılama, tazminatımın adil bir yargılamada verilen hak geri alınmaz. Dinleyerek, elimdeki kanıt ve delilleri görerek yargılasa, adil adalet yerine gelecek. İşte o zaman adalet olduğuna inanacağım. Ülkemizde adaletin var olduğuna inanacağım. Takip eden yüreği güzel kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyor. Ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. İyi ki varlar. İyi ki tanıdım. Yüreği dağlar kadar büyük. İnsan sevgisi kainata sığmayan, can sevgisi kainata sığmayan, bazı kardeşlerimin katkılarından dolayı da yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hele bir tanesi var. İsim açıklamamı istemiyor kendisi. Ve bir senedir kiram şehitti, karşıladı. Allah ondan bin kere razı olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bütün sevenlerimin. Ailelerinde sağlık, yuvalarında mutluluk. Her gelecek günleri, gelecek günlerinden, geçen günlerinden daha güzel olması dileklerimle. Gözlerinden öpüyor, saygılarımı sunuyorum. Büyük dertler birbirinden sıralanır sıralanır. Gönül her gün bir yerinden yaralanır yaralanır. Yüzleri var türlü biçim, belli değil gerçek toz kim. Kefe diye şu yüreğim karalanır karalanır. Başta bin türlü düşünce, hep karanlık gündüz gece. Doğru söyleyen ömrünce yalanlanır yalanlanır. Şu gördüğün demir kapılar bir gün sonuna kadar. Sonuna kadar aralanır, aralanır. Bütün hükümlü mahzun kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Allah bir an önce sabır versin, kurtarsın. Ailelerine kavuşsun mahzun insanların. Teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun.